Arkadaşlar merhaba. Akademi Dünyası'ndan biyoloji öğretmeni Ebru Tekeli ben. Bugün 2020 TYT biyoloji sorularını ele alacağız. Öncelikle soru dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz TYT biyolojide 6 tane soru soruluyor. 9 ve 10. sınıflardan gelen bu soruların 3 tanesi 9. sınıfa, 3 tanesi 10. sınıfa ait. Soru dağılımı canlının yapısındaki maddeler yani DNA'dan bir tane, hücreden bir tane, sınıflandırmadan bir tane, 9. sınıfının 3 ünitesinden 3 soruya da yer verildi. 10. sınıfta hücre bölünmeleri, kalıtım ve ekosistem ekolojisi olmak üzere 3 ünite var. Ancak hücre bölünmelerinden beklenen soru sorulmadı. Onun yerine İki tane kalıtım, bir tane ekosistem, ekolojisinin sorusu geldi. Şimdi soruları tek tek ele alalım. İlk sorumuz fen bilimlerinin 15. sorusu. Aşağıdaki bir hayvan ve bitki hücresi şematize edilmiştir. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi açısından farklılık olmadığı görülüyor? görülür sorusunu sormuş bize. Şimdi bitki hücresi ve hayvan hücresini ele alacağız arkadaşlar. Hücre duvarının varlığı denmiş. Hücre duvarı hayvan hücresinde mevcut olmayan bir durumdur. Bitki hücresinde bulunurken hayvan hücresinde olmadığı için bu bir farklılık oluşturuyor. B şıkkında hücre bölünmesinde sitokinezin gerçekleşme şekli demiş. Sitokinez dediğimiz olay e, hücrenin, daha doğrusu sitoplazmanın bölünmesi olayıdır arkadaşlar. Sitoplazmanın bölünmesi hayvan hücresinde hücre duvarı bulundurmadığı için boğumlanma dediğimiz bir olayla gerçekleşirken bitki hücresinde hücre duvarının bulunması sebebiyle ara ya da ara plak oluşumuyla gerçekleşir. Yani bunlar birbirinden farklı durumlardır. C şıkkında hücre içerisinde yer alan organel çeşitleri demiş. Bitki ve hayvan hücresi ortak olarak birçok organeli bulundurmaktadır. Evet ancak birbirlerinden farklı organeller de bulundurabilmektedir. Örneğin bitki hücresi, kloroplast, ökoplast gibi hayvan hücresinde olmayan organelleri içerirken hayvan hücresi gelişmiş bir bitki hücresinde bulunmayan sentrozom organelini bulundurmaktadır. D şıkkında hücre is, hücre içi iskeleti elemanlarının varlığı demiş. Arkadaşlar bu özellik her iki hücre içinde aynıdır. Herhangi bir farklılık göstermez. Hücre içi iskeletisi elemanı dediğimiz elemanlar mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentlerdir. Bitki hücresinde de hayvan hücresinde de bulunur. Bu yüzden farklı olmayan özellik D şıkkıdır. Arkadaşlar sorunun cevabı da D. Kofulların sayısı ve büyüklüğüne geldiğimizde Bitki hücresinde şekilde de e, verilmiş aslında merkezde bir merkezi koful, e, az sayıda büyük kofullar bulunurken hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda kofullar bulunmaktadır. 16. soruda DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır. A şıkkı doğru. Evet, DNA dediğimiz e, yapının nükleotit dediğimiz yapı taşı monomerlerden yapıldığı doğrudur. Hücre bölünme öncesinde kendisini kopyalar. B şıkkının ifadesi evet bu da doğru bir bilgi. Replikasyon dediğimiz olay her hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini kopyalar ki yavrulara eşit miktarda kalıtsal özellikler dağıtılsın. C şıkkında genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında işlev görülür demiş. Evet, DNA sayesinde genetik bilgilerimiz yavru hücrelere aktarılır. Doğru bir ifade. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. Evet arkadaşlar, protein dediğimiz bu yapılar. Ee, hücre DNA üzerindeki gen dediğimiz şifreler ile sentezlenmektedir. E şıkkında canlılardaki DNA'nın farklılığı sadece nükleotitlerin dizilimine dayalıdır ifadesi var. Arkadaşlar biyolojide çok dikkat etmemiz gereken ifadeler kesinlikle sadece yalnızca ifadeleridir. Çünkü arkadaşlar bir istisnadan böyle bir istisnadan bahsediliyorsa üzerinde durmamız gereken bir durumdur. Buradaki cümlede sadece kelimesi geçmese doğru bir ifade görülür. Yani canlılardaki DNA farklılığı nükleotitlerin dizilimine dayalıdır. Evet ama sadece bunun dizilimine dayalı değildir. Aynı zamanda nükleotitlerin sayısına da bağlıdır. Bundan dolayı E şıkkı yanlış bir ifadedir. 17. soruya geliyoruz arkadaşlar. Linné'nin canlıların sınıflandırılması ile ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem olmak üzere hiyerarşik bir şekilde sınıflandırma göstermiştir. Linus'un gerçekleştirmiş olduğu sınıflandırma dolayısıyla A şıkkı doğru bir ifadedir. B şıkkı bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı grupları altta yer alanlara göre ...daha genel olarak ortak özellik taşırlar. Evet arkadaşlar, bu da doğru bir ifadedir. Her üst sınıfa geçtikçe... E, ...ortak özellik açısından... ...daha çok e, özellik bulunduruyorlar. C şıkkında, sınıflandırmada... ...her takım içerisinde eşit sayıda canlı türü... yer alır ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Her takım e, birey sayısı olarak... Canlı sayısı olarak ya da canlı türü olarak birbirinden farklı sayılara sahip olabilir. Dolayısıyla C şıkkı yanlış bir ifadedir. Devam edelim. D şıkkında bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomial olarak adlandırılır demiş. Binomial adlandırma ikili adlandırmaydı arkadaşlar. Ee, örneğin çok verilen bir örnek Pinus nigra. Burada arkadaşlar iki tane, biri tür, biri cins isim olmak üzere ikili isimlendirme ile isimlendirme yapılmıştır. Bu doğru bir bilgidir. Canlılar sınıflandırılırken organların köken benzerlikleri esas alınır. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Homolog organlarına göre sınıflandırarak doğru bir sınıflandırmayı gerçekleştirmiştir. 18. sorumuz var arkadaşlar. Bir tavuk, tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler bakımından birbirinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor denmiş. Civliler, civcivler arasında bu farklılığın ortaya çıkmasına hangisinin katkı yapması beklenemez diye soruluyor. Burada arkadaşlar bize verilen tepelik şekli, ibik biçimi, tüy rengi kalıtsal özelliklerdir. Dolayısıyla bana kalıtsal çeşitliliği sağlayan olayları sormuş. Sağlamayanı da doğru cevap olarak vermemi beklemiş. Gametlerin oluşumu sırasında crossing over olayının gerçekleşmesi, yani o parça değişiminin gerçekleşmesi kalıtsal çeşitliliği arttırır. Mayoz bölünmede her mayozda crossing over olayı gerçekleşecek diye bir durum söz konusu değildir. Ancak bunun gerçekleşmesi zaten mayozun özelliğinde olan kalıtsal çeşitliliğini daha da fazla arttırmaktadır. B şıkkı mayozda homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuba çekilmesi asıl mayoz bölünmenin en önemli kalıtsal çeşitliliğini sağlamasını gerçekleştiren bir olaydır. Buradaki şans arkadaşlar 1 milyonda 1 gibi aynı özelliğe denk gelmek gibi bir ihtimali de oluşturuyor. Asıl çeşitlilik bundan dolayı sağlanıyor. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin farklı genotipte olması demiş. Burada gamet dediği yumurta ve spermdir arkadaşlar. Döllenme de kalıtsal çeşitliliği sağlayan başka bir oray, olaydır. Çünkü seçilen yumurta ve sperm birbirinden farklı özelliktedir. Dolayısıyla oluşacak bireyde daha çeşitli bir durum ortaya çıkar. D şıkkı bir yumurtanın çok sayıda sperm den biri tarafından döllenmesi demiş. D şıkkıyla benzer bir durum gene döllenmenin kalıtsal çeşitliliği etkisinden bahsediyor. O da doğru bir ifadedir. E şıkkında yumurtaların kuluçka süresince farklı sıcaklıklara maruz kalmasının kalıtsal herhangi bir etkisi yoktur. Bu bir çevresel etkidir. Bu çevresel etki bireyin genlerinde herhangi bir farklılık oluşturmaz. Doğru cevabımız e şıkkı. 19. soru bir soy ağacı sorusu. Arkadaşlar burada popülasyonda görülme sıklığı yüksek olan kalıtsal bir hastalığın kalıtım şeklinin belirlemek isteyen bir araştırmacı bu, hala, bu hastalığın görüldüğü bir ailenin soy ağacını şekildeki gibi çiziyor demiş. Bu hastalığın kalıtım şekli ile hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde Hastalığın sadece erkek bireylerde ortaya çıkması, Y'ye bağlı çekinik alel ile kalıtıldığına işaret etmektedir diyor arkadaşlar. Y'ye bağlı çekinik alel ile kalıtılan hastalıklar babadan oğula mutlaka geçmektedir arkadaşlar. Şimdi şurada bakıyorum. Arkadaşlar burada şu baba oğula aktarmış. Burada bir problem yok. Bu baba oğula bu hastalığı ya da bu etkiyi, özelliği aktarmış. Burada da bir problem yok. Ama şuraya bakın. Arkadaşlar burada da bir baba var. Ancak oğluna bu kalıtsal özelliği aktarmamış. Genel olarak şuradaki son durum Arkadaşlar öğrencilerin gözünden kaçmış. Dolayısıyla biri doğru kabul edenler var. Ancak bu durumdan dolayı Y'ye bağlı çekinik alel ile katıldığına işaret eder ifadesini doğru kabul edemiyoruz. Birinci öncül yanlış. İkinci öncülde bu hastalık kesinlikle otozomal baskın alel ile katı kalıtılmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi burada da Kesinlikle ifadesi e, bu öncülü yanlış hale getiriyor. Çünkü otozoma çekinik de olabilirdi. Yani bu özellik yavrulara küçük a küçük a ile aktarılabilirdi. Dolayısıyla kesinlikle dediği için ben bu ifadeyi doğru kabul etmiyorum. İkinci öncülde yanlıştır. Soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına karşın bu hastalığa x'e bağlı çekinik alel yol açıyor olabilir demiş. Arkadaşlar bu ifade doğru bir ifadedir. Şöyle düşünün x'e bağlı çekinik e, bir e, çekinik alel ile kalıtılan bir örnek vereyim. Neydi mesela? Renk körlüğü değil mi? X üzerinden kalıtılan bir özellikti. Bu özellik ile beraber bu bireyler bu hastalığa sahip olabilmektedirler. E, bunu sağlayan durumlar mevcuttur. Dolayısıyla 3 ifadesi yalnız üç ifadesi doğru şık olarak kabul ediliyor arkadaşlar. 20. soru Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedeni hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Biyolojik çeşitlilik 3 kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde bulunmasına bağlıdır arkadaşlar. Bu demektir ki farklı habitatlarda geçiş ile beraber çeşitlilik de artabilir. Bir özellik başka bir ortama taşınıp orada kendini gösterip çeşitliliği arttırabilir. İkinci ifadede birbirine en birbirine çok yakın bölgelerinde farklı iklim tiplerinin görülmesi, farklı iklim tipleri de yeni adaptasyonları meydana getireceği için biliyorsunuz adaptasyon da kalıtsal bir özelliktir ve kalıtsal özelliği çeşitlendirir. Biyolojik çeşitliliği arttırır. Bu da sağlar arkadaşlar. İkinci öncül de doğru. Gene farklı yeryüzü şekillerine sahip olunması yeni adaptasyonları sağlayacağı için biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedenlerinden biri olabilir arkadaşlar. Umarım Sınavınız başarılı geçmiştir. İstediğiniz sonuçları alırsınız.